Akşama ne yapıyorsun güzel kız? Devran Bey geldi efendim. Al içeri. Gel Devran, gel kardeşim. Şimdi ben senin deponun gözden geçirilmesini istedim çocuklarına. Yanlarında olursan iyi olur. Akla soru gelir. Cevap isterler filan. Doğru mu? Doğru. Benim babam da senin gibiydi patron. Kimseye güvenmeyeceksin. Kendi işini kendin göreceksin derdi. Bir başka nasihatı da şuydu. Sana yapılanı yapanın yanına koymayacaksın. Göze göz, dişe diş. Doğru mu? Doğru. Düşün, bunu söyleyen adam hırsızın tekiydi. Önce anam, sonra babam öteki dünyayı boylayınca beni yetimhaneye postaladılar. Kimsesizim yani. Yetimhanede sübyancı bir görevli vardı. Hemen bana yanaştı. Dokunmaya falan başladı. Bir, iki, üç. Herif peşime bırakmıyor. Evet. Bir gece, hani yangın kovaları falan vardır böyle yerlerde. Yanlarında kum, yangında kullanılan balta falan bilirsin. O baltalardan birini duvardan aldım. Doğru görevlilerin koğuşuna. Sübyancı bir horlamadır tutturmuş. Yanına yaklaştım. Baltayı kafasına... Kafasını kestim adama. Sen bana geçen gün keskin bıçak önce sahibini keser diye bir laf ettin değil mi? İşte kesti. Göze göz, dişe diş patron. Aman patron, emriniz olur. Hemen gidiyorum. Mustafa ile konuşacakları varmış. Kimse girmesin dedi. Hadi eyvallah güzel kız.